Aslında Thénardier'lerin para koparmak için bir hilesiydi bu. Cosette hasta falan değildi. Fantine aynasını pencereden attı. Birkaç zaman sonra, ikinci kattaki geniş odanın aylığını ödeyemediğinden çatı kadında tavana açılan tek pencereli bir odacığa taşınmıştı. Bu tavan arasında, başını eğerek yürüyor kendisini kollamasa kafasını kirişlere çarpıyordu. Zavallıcık kaderine baş eğdiği gibi odasında da sürünerek yürüyebildi. Kar yolası da yoktu, paramparça bir şiltede yatıyor üzerine. Delik deşik bir örtü örtüyordu. Kırık bir saksıda büyüyen bir gül fidanı susuzluktan kurumuştu, başka bir köşede kırık bir ibrik bulunuyordu. Kışın bunun içindeki su da donardı. Fantine utanmasını unuttuğu gibi, kendisine bakmaktan da vazgeçmişti. Sefaletinin en son işareti başına geçirdiği kirli başlıklarıydı. Öylesine, kendisini bırakmıştı ki artık söküklerini bile dikmiyordu. Çorapları yırtıldıkça topuklarını, yamalı ayakkabılarının içine çekiyordu. Borçlu olduğu esnaf yolunu kesiyor, durmadan kendisine hakaret ediyordu. Onlara sokakta rastlıyor, evinin merdivenlerine kadar peşinden geliyorlardı. Geceleri, düşünüyor, düşünüyordu. Gözleri ışıl ışıl, sırtında bıçak gibi bir sancı vardı. Çok öksürüyordu. Bütün kalbiyle Madeleine babadan nefret ediyor ve halinden asla sızlanmıyordu. Günde tam 17 saat, 2. Büklüm dikiş dikerdi. Fakat cezaevinde tutuklu kadınları çalışma yöntemi uygulanınca gündelikleri de 9 meteliğe inmişti. Günde 17 saat çalışmaya karşı ancak 9 metelik. Acıma bilmeyen, alacaklılar peşini bırakmıyorlardı. Hemen hemen bütün eşyalarını geri alan döşemeci ona durmadan, ne zaman paramı vereceksin kahpe, diye yolunu kesiyordu. Fantine artık tuzağa düşürülmüş bir yabani hayvana benzetiyordu kendisini. Aslında o güne dek, bilmediği vahşi duyguların geliştiğini dehşetle görüyordu. Tam o sıralarda Thénardier'lerden yeni bir mektup aldı. Borçlarının biriktiğini, tam 100 frank istediklerini bildirdiler, aksi halde Cosette'i sokağa atacaklardı. Fantine dehşete düştü. 100 frank, aman yarabbim, bunu nasıl bulurum? Günde bu kadar para getirecek bir meslek var mı? Birden kafasında bir şimşek çaktı. Esasen o kadar çok şeyini yitirmişti ki daha fazla neden çekinecekti? Sokak kadını olmaya karar verdi. Evet, vücudunu satacaktı. 3. Fantine'in bu acıklı hikayesi kendisine esir satın alan sosyetenin sonu gelmeyen öyküsüdür. Kimden kurtarılıyordu bu esir? Açlıktan, sefaletten mi? Belki, bir lokma ekmeğe sayılan bir ruh. Bu kadar dert gören Fantine, eski kişiliğinden çok şey yitirmişti. Çamura bulandıktan sonra mermer kesildi. Ona dokunan üşürdü. O her şeye boyun eğmiş, tüm acıları çekmiş, her şeyinden vazgeçmişti. Çok ağlamıştı, artık gözyaşlandı, kurumuştu. Hiçbir şeyden ürkmüyordu, dünya üzerine yıkılsa kendisine vız gelirdi. Yitirecek neyi kalmıştı ki? Neden korkacaktı? Istırap uçurumunun ta dibine kadar inmemiş miydi? Yine de bir çare kadın çilesinin sona erdiğini sanmakla aklanıyordu. Hayır, henüz eziyet ve sıkıntıları bitmemişti. Her kasabada, her kentte yan gelip keyfine bakan ailesinin geliriyle yaşayan miras yediler bulunur. Montreux-sur-Mer'de de böyle züppelere çok rastlanırdı. Karlı bir günde, yine böyle kendisini beğenmiş bir kent soylu, altın saplı bastonunu sallayarak, kentin en son moda gazinosunun önünde duruyordu. Bu arada, sırtında balo elbisesi, saçlarında çiçekler, kaldırımlarda bir aşağı bir yukarı gezinen bir zavallı kadın, her önünden geçtiğinde adam ona çirkin çirkin takılıyordu. Kendini beğenmiş şişko, miras yedi, ona söz atmakla espri yaptığını sanıyordu. Kadına şöyle sesleniyordu: "Hey, ne kadar çirkinsin, dişin tırnağın dökülmüş, yıkıl karşımdan." Bu cici beyimizin adı Monsieur Bamatabova idi. Oysa bir hayalet gibi kederli ve süslü kadın da bizim Fantine'den bir başkası değildi. Boş gezenin boş kalfası, kadının bu ilgisizliğine dayanamazdı. Birden kaldırımdan bir avuç kar alarak, bunu kadının çıplak ensesinden aşağı soktu. Kaldırım gülü, acı bir feryat kopardı ve dişi bir kaplan gibi, adamın üzerine atılarak, onun yüzünü tırmaladı. Bu arada şık beyimizin şapkası yere düşmüştü. Kadın onu bir güzel çiğnedi. Dişsiz ağzını açarak en kötü ve en kaba küfürleri de sıralamaktan geri kalmadı. Bu gürültüyü duyan subaylar gazinodan çıktılar, kalabalık kadınla adamı çevirdi. Kimi alkışlıyor, kimisi de gülüyordu. Kadınla adam birbirlerine girmiş kedi köpek gibi boğuşuyorlardı. Kadın yumruk ve tekme atıyordu durmadan. Saçları kesik, dişsiz kadın öfkesinden daha da çirkin olmuştu. Hatta korkunç denecek kadar iğrençti. Birden kalabalıktan birisi, uzun boylu bir adam ayrıldı, kadının çamurlu saten elbisesinin yakasından yakaladı ve müthiş bir sesle ona
peşimden gel, dedi. Kadın başını kaldırdı. Birden öfkeli sesi boğazında düğümlendi. Gözleri bulanmış, yüzü sapsarı. Kesilmişti, dehşetten titriyordu. Cevher'i tanımıştı. Şık miras yedimiz. Bu fırsattan yararlanarak oradan uzaklaştı. Cevher, seyircileri eliyle uzaklaştırdı ve peşinden sefil kadını sürükleyerek, koşar adımlarla, karakola doğru ilerledi. Fantin bir robot gibi polis şefinin peşinden yürüyordu. Seyirciler bu görüntüden çok keyiflenmiş kötü. Şakalar yaparak onları uğurladılar. Komiserlik, alçak tavanlı loş bir odaydı. Cevher, kadınla birlikte içeri girdi. Fantin girer girmez, ürkmüş bir köpek gibi bir köşeye sindi. Nöbetçi çavuş, bir mum getirdi. Cevher masa başına geçti, bir şeyler yazmaya koyuldu. İşini bitirdiğinde, imzasını attı, kağıdı katladı ve çavuşa uzattı. Haydi yanına 3 adam al ve kızı cezaevine götür. Daha sonra Fantin'e dönerek, 6 ay yatacaksınız, dedi. Mutsuz kadın ürperdi, dehşete düşmüş gibi haykırdı. Ne, 6 ay mı? 6 ay hapis mi yatacağım? 6 ay, günde 7 metrelikle ben ne yaparım? Ya, kızım, ne olacak? Kozet, zavallı Kozet'im. Fakat Tenardiyelere daha 100 frank borcum var, bunu. Biliyor muydunuz müfettiş bey? Adamın çamurlu çizmeleriyle kirlenmiş taşların üzerinde sürüklenerek Cevher'in dizlerine sarıldı. Monsieur Cevher, diye yalvardı. İyi kalpli Monsieur Cevher, ne olur beni bağışlayın. Size yemin ederim ki, pek de haksız sayılmam. Siz görseniz bana acırdınız. Hiçbir şey yapmadığım halde, şu kent soylu gelip sırtıma bir avuç kar attı. Oysa ben onu hiç tanımazdım bile. Ona bir kötülük yapmamıştım ki, neden? Böyle saldırdı. Birden kendimi kaybettim. Aslında ben biraz hastayım beyim, hem de durmadan beni kızdırıyordu. Bana dişin yok, çirkinsin diyordu. Evet, dişim olmadığını ben de biliyordum. Ona cevap bile vermiyordum. Eğlenmek isteyen zengin bir bey diyordum kendi kendime. Tam o anda birden ta içimi ürperten şu karları sırtıma attı. Monsieur Cevher, iyi kalpli efendim, seyirciler arasında yalan söylemediğimi görenler oldu. Belki kızmakta, hata ettim. Belki beyin şapkasını çiğnemekle yanlış yaptım, o buz gibi şey omuzlarımdan aşağı inince, birden kendime hakim olamadım. Ne olur efendiciğim, o beyi bulup kendisinden özür dileyeceğim, belki o da beni bağışlar. Cezaevinde, günde ancak 7 metrelik kazanıldığını bilir misiniz? Oysa benim 100 frank biriktirmem gerekiyor. Aksi halde yavrumu sokağa atacaklar. Oh ya Rabbim, çocuğum yollara düşecek. Ben ne yaparım, onu alamam ki. Yaptığım iş öylesine kötü ki o kozetçiyim, o benim küçük meleğim. Size söylüyorum, onu barındıran anlayışsız köylüler, acıma nedir bilmezler. Yalnızca para isterler. Para, para, beni tutuklamayın, çocuğum sokağa atılacak, bize acıyın Monsieur Cevher. Aslında ben kötü kadın değilim, açgözlülük ve şehvet yüzünden düşmedim bu yola. Sefalet, beni bu çukura sürükledi. İspirto içiyorsam, yine de sefaletten hiç değilse, kısa bir süre için kendimi unutamıyorum. Daha mutlu olduğum günlerde, dolaplarıma baksanız düzenli bir kadın olduğumu görürdünüz. Çamaşırlarım dizi diziydi, bana acıyın Monsieur Cevher. İki büklüm olmuş hıçkırıklarla ağlıyor, bir yandan da yalvarıyordu. Çıplak ellerini burkuyor, kesik kesik İçi paralanır gibi öksürüyordu. Büyük acılar, en sefilleri bile değiştiren ilahi bir nura benzer. O anda, Fantin, güzel bile olmuştu. Arada bir duruyor ve polisin ceketinin eteklerini öpüyordu. Taştan bir kalbi yumuşatabilirdi, fakat Cevher yumuşamadı. Bu kaldırım kızı, bir kent soyluya hakaret etmişti. Bu onun için bağışlanmayacak bir suçtu. Haydi haydi, dedi, sonunda seni çok dinledik. Her şeyi söyledin mi? Haydi yürü artık, ulu tanrı bile seni kurtaramaz. İşte o zaman Fantin yargının kesin olduğunu anladı, yere yığılarak bağışlayın diye inledi. Cevher sırtını döndü. Jandarma erleri kadını kollarından yakaladılar. Birkaç dakikadan beri içeri birisi girmişti. Adam kapıya dayanmış ve biçare Fantin'in acı dolu sızlanmalarının hepsini dinlemişti. Kalkmak istemeyen sefil kadını, erler sürüklerken, bir adım atarak gölgelerden çıkan adam. Bir dakika lütfen, dedi. Cevher, başını kaldırdı. Bininci, Madeleine'i tanımıştı. Şapkasını çıkartarak onu saygı ile selamladı. Affedersiniz Vali Bey. Vali Bey sözü Fantin'in üzerinde acayip bir tepki yarattı. Birden hayalet görmüş birisi gibi, kollarını uzattı, kendisini tutan askerleri itti ve olağanüstü bir güçle yerinden fırlayarak, yeni gelene yaklaştı. Demek vali sensin ha, daha sonra bir kahkaha atarak, onun yüzüne tükürdü. Bininci, Madeleine yüzünü silerek, Monsieur Cevher, bu kadını serbest bırakın, dedi.
Trevor, çıldıracağını sandı. Bu anda tüm hayatında duymadığın en şiddetli duyguların etkisindeydi. 1. Sokak kadını bir genel ev kızı valinin suratına tükürüyordu. Bu öylesine korkunç bir şeydi ki 100 yıl yaşasa böyle bir şey göremezdi. Bu arada beyninde bir yakınlaşma yaparak bu kadının kim olduğunu ve valinin kim olabileceğini düşününce bu saldırıyı normal görür gibi oldu. Fakat valinin yüzünü